Mehmet Parlas. Kasım'da Amerikan siyasetini fırtınalı günler bekliyor. Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçiminin kampanya dönemindeki son ikili tartışmada Cumhuriyetçi aday Trump Amerikan müesses nizamının mensuplarını dehşete düşüren bir söz söyledi. Trump, seçim sonucunun meşruluğuna o gün karar vereceğim dedi. Yani Trump, seçim sonucu belli olduktan sonra tabihleri Clinton kazanmışsa, bu seçim hileyle kazanıldı, sonucu kabul etmiyorum diyebilir. İşgalci Clinton Düşünebiliyor musunuz sonra olacakları? Hiç seçim yapılmamış gibi Trump kampanyasını sürdürecek ve Beyaz Saray'daki Hillary Clinton'ı işgalci olarak suçlayacak. Amerikalıların 1776'dan beri hiç görmedikleri bir durum olur bu. Geçmiş seçimlerde de belirli basın Trump'a yaptıkları gibi bazı adaylara karşı yıpratma kampanyaları açtı. Ama kimse bu nedenle seçimleri hileli olarak suçlamadı. Kaybedenler de kuzu kuzu yenilgiyi kabullendiler. Biz alışığız. Biz bu gibi durumlara alışık olduğumuz için belki şaşırabiliriz. Çünkü bizde genellikle kaybedenler seçimlerin meşruiyetini mutlaka tartışırlar. Hatta bazıları seçmenin bilinçsiz olduğunu ve hatta karnını kaşıdığını bile söylerler. Bu dönemde ise Amerika bize benzedi. Seçimlerin hileli ya da güdümlü olduğunu iddia eden sadece Trump değil ki. Clinton da bizzat Putin tarafından verilen kararla kendisine dönük bir yıpratma kampanyasının sürdürüldüğünü iddia ediyor. E-maillerinin kamuoyuna açılmasını... Rus hackerlara bağlı. Kim kazanacak? Bu seçimin kimin kazanacağına gelince. Ağırlıklı medyaya göre Hillary Clinton şimdiden Amerika'nın başkanı seçilmiş gibi. Bütün nabız yoklamaları Clinton'ı açık farkla önde gösteriyor. Ancak Trump'ın seçmen kitlesine baktığınız zaman bunların çok coşkulu olduklarını görebiliyorsunuz. Yani sonuç nabız yoklamalarından farklı çıkabilir. Kısacası Kasım ayı fırtınalı günleri getirecek Amerika'ya. Mehmet Barlas sabah